Geçenlerde yazdık. Bursa'ya tren gelmesi için çalışmalara başlandığına dair ilk haberi 1991'de Olay gazetesinden duyurduk. Sonrasında her gelişmenin en yakın takipçisi olmaya çalıştık. 10 Aralık 2012'de Mudanya yolundan Balat'a girişte temel atılırken de heyecanlıydık. Çünkü temel, Türkiye'nin yeni tanıdığı yüksek hızlı tren için atılıyordu. Ne var ki, hat üzerinde yük treni de çalışacağı için, kazaları önlemek amacıyla proje yüksek standartlı demiryolu olarak değişti ve hızlı trene dönüştü. Sonrasında Bandırma hattı eklendi, geçtiğimiz aylarda Balıkesir'e de uzanacağı açıklandı. Temel atılırken ilk hedef 2016'da yolculuk yapmaktı. Fakat hedef önce 2020'ye, sonra 2023'e yükseltilirken, konuyu takibimizi bilen dostların sorularına hep aynı cevabı verdik, 2030'a razıyım. Görünüşe göre, son hedef tarih 2023'te hızlı tren maalesef Bursa'ya gelemeyecek. Nedeni de ortada. Daha tüneller bitmedi, altyapı tamamlanmadı. Tüneller bitip altyapı tamamlanınca ray serme işlemi gerçekleşecek. Sonra üst yapı olarak elektronik sistemler kurulacak. Bütün bunlar da 2023'ün kalan 6 ayında tamamlanacağı benzemiyor. Nitekim TMOBİ KK, geçen dönem sekreteri olan Feridun Tetik'in uyarısıyla TCDD Genel Müdürlüğü'nün revize edilmiş 2023 yılı programına dikkatle baktık. Yıllara göre yatırım harcamalarının yer aldığı tablo şöyle okunuyor. Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren projesinin yatırım öngörüsü 18 milyar lira. 2022 yılı sonuna kadar bunun 16,5 milyar lirası müteahhide ödenmiş. Programda, 2023 yılı içinde 1,5 milyar lira yatırım öngörülüyor. Bunun dışında bütçe yok. Dahası, dış kredili olduğunu bildiğimiz projede, dış kredi de yok. Kısacası, bu tablo, tren inşaatının 2023'te bitmiş olduğu anlamına geliyor. Ama bitmedi diyenler için de şu yorumu yapalım. Demek ki bitmeyecek. Biz hala 2030'a razıyız. Bursa'nın 2 milletvekiline TBMM'de oda çıkmadı. TBMM, yeni dönem çalışmalarına yarın milletvekillerinin yemin töreniyle başlıyor. Öncesinde, milletvekillerinin çalışma odaları için kura çekimi yapıldı. Fakat Mustafa Varankıf Emel Gözükara Durmaz'a oda çıkmadı. Bursa siyasetçisi olan Artvin milletvekili Faruk Çelik de odasız kaldı. Geçen dönemde Refik Özen'e oda çıkmamıştı. Bu arada, AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Yavuz da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay la oda komşusu oldu. Mestanlılılar Derneği adına en uygun başkanı buldu, Mestaniye Efe. Mestaniye Efe, 10 yıl Yıldırım Tapu Müdürü olarak görev yaptı. Emeklilik sonrası cemiyetçiliğe yoğunlaştı. Nilüfer Kadın Korosu'na katılması yanında, ailesinin göç ettiği Bulgaristan'daki Mestanlı kentinden gelenlerin kurduğu Mestanlı ve Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimine girdi. Geçen hafta, Hasan Öztürk, ün CHP Bursa milletvekili seçilmesi üzerine yönetimde yeni başkan seçimi vardı. Yönetimden bir isim aday oldu. Mestaniye Efe düşünmüyordu ama arkadaşları aday gösterdiler. Oylamada da başkanlık görevine seçildi. Bir anlamda Mestanlılar Derneği'nin adına en uygun başkanı göreve getirdiler. Açıkçası, yönetici özelliğini bildiğimiz Mestanlı ile bağları güçlü Mestaniye Efe'nin üstlendiği görevde çok başarılı olacağına inanıyoruz. Bize göre soydaş dernekçiliğinde yeni bir sayfa açıldı. Gönlünün bir yarısında Bursa, bir yarısında Mestanlı var. Bulgaristan, Türk şehri olan Mestanlı kentinde, her yıl Temmuz'un son haftasında Dünya Mestanlılılar Günü kutlanıyor. Türkiye'nin yanı sıra, Almanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerden gelenler memleketlerinde buluşuyorlar. O buluşmalardan birinde, Mestanlı Belediye Başkanı Akif Bey, kürsüden kendisine dönüp, senin adın Mestaniye, sen bizimsin dediğinde çok duygulanmış. Gönlümün bir yarısında Bursa, bir yarısında Mestanlı var, dedi. İstanbul'da saldırıya uğrayan İBB İmar Müdürü Bursa'dan tanıdık. Gazetelerde, 3 gündür İstanbul'daki bir saldırı anlatılıyor. Haberlere göre, Üsküdar'a meydan kazandırmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Ramazan Gülten'e, meydan için kaldırmak istediği işgalci işletmelerin sahipleri saldırmış. Konu, İstanbul, ve İBB'yi ilgilendirse de, Bursa'yla bağlantısı var. Çünkü, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından 5 ay sonra İBB İmar Müdürü olarak göreve getirdiği Gülten'in ilk görev yaptığı kurum Bursa Büyükşehir Belediyesi. Dahası, 2009 ila 2017 yılları arasında Bursa Büyükşehir'de şehir plancısı olarak çalışırken, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu (NDA) yer aldı. Bursa'dan sonra İmar ve Şehircilik Müdürü olduğu Çanakkale'nin Kepez Belediyesi'ndeki görevi yanında Şehir Plancıları Çanakkale temsilcisi oldu. Aktaş ve Yılmaz'ın ÖSHAS'taki ziyareti. Şunu biliyoruz. Bursa, 2019 yerel seçimleri sonrası AK Parti'nin elindeki en büyük büyükşehir belediyesiydi. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonuçları da, AK Parti'nin kazandığı en büyük ilin Bursa olduğunu gösteriyor. Türkiye Belediyeler Birliği, seçimleri için Ankara'da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz toplantı sonrası AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettiler.